Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlar limit türev integral çalışma sorularının ikincisindeyiz. Gençler bu videodan sonra da bir tane daha video yayınlayacağız ve daha sonrasında kampı noktalayacağız ve güzel videolar gelmeye devam edecek. Bunun hazırlığı içerisindeydim ne zamandır. Senin adına faydalı olacağını %100 eminim. Kesinlikle eminim. O yüzden takipte kal. Aman sakın unutma. Videoyu beğen ve abone olmayı da lütfen unutma diyeyim. İlk soruyla vaktini çalmadan dilersen başlayalım. Şimdi böyle bir sorumuz var. Bakalım nasıl halledeceğiz. 64 yerine yazıldığı takdirde 64'ün karekökü 8 gelir. Burada yerine yazarsan 4 gelir. Üst tarafta 0, alt tarafta 0. Demek ki bu bir 0 bölü 0 belirsizliği. Peki ne yapmak gerekiyor bu belirsizliği ortadan kaldırabilmek adına? Birazcık düşünelim. Şimdi şu küp kök ve karekök biraz kafa karıştırıcı olabilir. Dolayısıyla buradaki 2 ve 3'ün ortak katı olan 6 var ya, 6. Şimdi ben x yerine t üzeri 6 demek istiyorum. T üzeri 6 dersem hem kökten kurtulur hem küp kökten kurtulur. Peki x'ler nereye yaklaşıyordu? 64'e. O halde t üzeri 6'lar da 64'e yaklaşır. T üzeri 6 64'e yaklaşıyorsa t'ler nereye yaklaşır? Tabii ki 2'ye yaklaşır. O halde artık limitini değiştiriyorsun sen. Limit t'ler 2'ye yaklaşacak şekilde t üzeri 6'nın karekökü t küp yapar. Eksi 8 bölü t üzeri 6'nın küp kökü t kare yapar. Eksi 4. Şimdi üst tarafı sevgili gençler t küp eksi 8'i t eksi 2 parantezinde t kare artı 2t artı 4 biçiminde açarsın. Alt tarafta 2 kare farkı t eksi 2 çarpı t artı 2 dersin. Sonrasında da limit t nereye yaklaşıyordu? 2'ye. Şimdi güzel kardeşim, burada bak belirsizliği yaratan ifade 2 idi. Yani 2'yi yerine yazdığın zaman t eksi 2 idi. Şu gitti, şu gitti artık. Belirsizlik ortadan kalktı artık. 2 yerine yazacaksın. 2'nin karesi 4. 2 kere 2 4 artı 4. Üst taraf 12 yaptı. 2 artı 2 alt tarafta 4 yaptı. 12'yi 4'e böldün. Cevap ne geldi? 3. O halde bu limitin sonucu 3'tür diyebiliriz. İkinci soru. Doğrusal bir f fonksiyonu için 0'ın solundaki limiti 4 ve 2'nin sağındaki limiti 0 olduğu biliniyor. Doğrusalsa bu fonksiyon polinomdur zaten. Birinci dereceden bir fonksiyondur. Ve sevgili gençler, bütün noktalarda da limiti vardır, süreklidir de aynı zamanda. O halde ne dememiz gerekiyor bizim? Sıfırın solundaki fx 4 ise f0 da 4'tür. Ve aynı zamanda f2 de 0'dır sevgili gençler. Şimdi diyor ki buna göre f fonksiyonun grafiği hangisidir diye sorulmuş. Şunları aldım, şöyle şuraya koydum. Bakalım hangisiymiş. Şimdi f0 4'tü, f0 4. F2 de 0. Bak bu olabilir. Bu olamaz. Bu da olamaz. Bu da olamaz. Aşağıdakine bakıyoruz. Bu da olamaz. Çünkü F0 4 ve F2 0 olacaktı. Cevap anaymış sevgili gençler. Evet. 119. sayfamızın sağ üst tarafındayız. Her noktada sürekli olan Fx fonksiyonu için x 1'e soldan yaklaşırken fx 3'e yaklaşıyormuş. Bu ne demek? Sürekli ise o zaman demek ki bir noktasında da limit var ve bir noktasında kopmamış. Yani f1 o limit görüntüye eşit f1 3'müş. Buna göre demiş ifadelerinden hangilerinin sayısal değeri her zaman hesaplanabilir? Şimdi sol limit biliniyorsa sağ limit de zaten biliniyor. Çünkü fonksiyon sürekli sol limit sağ limite eşit olacak. Bu zaten hesaplanabilir. Hatta hesaplayalım 3. F1'in 3 olması gerektiğini söyledik. 3'ün karesi 9 yapar. Bu da cepte. 3'ün sol limiti hesaplanabilir mi? Şimdi şu bilgiler ışığında yani ben fx'in 1'e yaklaşırken ki limitini biliyorum. Ben bu fonksiyonun kuralını falan da hiçbir şeyini bilmiyorum. Dolayısıyla 3'ün sol limitini nasıl hesaplayayım? Hesaplayamam. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Ceyhan seçeneği olacak sevgili gençler. Geçtim 4'e. F ve g birer fonksiyon. Fx kare artı g1 eksi x eşittir x kare eksi x artı 1 olarak verilmiş. G türev 1 soruluyor. Şimdi g'nin türevini alacaksam ben bu ifadenin tamamının türevini almak zorundayım zaten. Al bakayım şunun türevini. F'in türevinde x kare çarpı 2x içinin türevi artı g'nin türevinde 1 eksi x içinin türevi eksi 1 olduğu için eksi 1 ile çarpacağım. Ama şurayı artı eksi yapsam da olur, değil mi?
Eşittir karşı tarafın türevine 2x eksi 1. Şimdi bunlar cepte. G'nin türevinde 1 sorulmuş bize. Yazalım o zaman. F'in türevinde 1 yapar. 1'in karesi çarpı 2 kere 1. 2 yaptı. Eksi. Ha, 1 özür diliyorum arkadaşlarım. Şurayı silelim. 1 yazmıyoruz. Şurayı 1 yapan değeri yazacağız değil mi? Kusura bakmayın. X gördüğüm yere tabii ki 0 yazarım. F'in türevinde 0'ın karesi 0 çarpı 2 kere 0 0 yapar. Eksi G'nin türevinde 1 eşittir. Eksi 1 mi yaptı? Bakınız. 0'la çarpıldığı için burası gitti. Eksi G türev 1. Eksi 1'e eşitse tabii ki G türev 1. 1'e eşittir sevgili gençler. Cevabımız da bu şekilde Ceyhan seçeneğinde verilmiştir derim. Geçtim 120. sayfama, ilk soru. Yukarıda f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Gx de fx kareye eşitmiş. Bak bu f türev x. Olduğuna göre gx fonksiyonunun grafiğine x eşittir 2 apsis noktasından çizilen teğetin eğimi. Yani sevgili gençler bizden g türev 2 istenmiş oluyor böylelikle. Peki f türev x'i bulabilir miyim? Buluruz çünkü zaten kestiği noktaları falan biliyoruz. Eğim ne arkadaşım burada? 3 bölü 2 mi? O zaman f türev x'i yazıyorum bakın. 3 bölü 2 çarpı x artı 0'ı yazınca 3'ten mi geçecek? Yaz bakayım. 3 bölü 2 çarpı 0, 0 yaptı. Artı 3 olması lazım ki 3'ten geçsin. İşte sevgili gençler f türev x fonksiyonumuz bizim buymuş. Şimdi bu cepte. Bana ne lazım? Gx lazım önce. Gx'i bulmamız gerekiyor. Peki o zaman şöyle diyelim mi? Benim gx'i bulabilmem için önce fx kareyi bulmam lazım. F türev x'ten fx elde edebilir miyim? Tabii ki elde ederim. Biz artık integral biliyoruz değil mi? Al bakayım şunun integralini. Bunun integrali 3x kare bölü 2 çarpı 2'den 3 bölü 4x kare yapar. Artı 3x artı bir de c yapar. Şimdi arkadaşlarım bize fx değil fx kare lazım. O zaman x gördüğümüz yere x kare yazarız. 3 bölü 4 çarpı x karenin karesi x üzeri 4 yapar. Artı 3 kere x kare de 3, 3x kare yapar. 3x kare yapar. Artı bir de c'miz var tabii. Şimdi bakın bu fx kare. Bize g türev x lazımdı ve aynı zamanda gx'i bulmuş oluyoruz şu an. G türev x'i de hesaplayalım. 4'ü başa attığımız takdirde 4'ler gider. 3 çarpı 3x küp artı 6x. C'nin türevi zaten 0. G türev x meydana çıktı. Bize g türev 2 gerekiyor demiştik. Yazalım 2'yi yerine. 2'nin küpü 8 yapar. Artı 6 kere 2. Bakın şurası 24. Burası 12. Toplarsanız 36 gelir. Ve böylelikle cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim 6'ya. Bir ressam var. Yaptığı bir resmin 20 kopyasından her birini 100 TL'ye satmakta. Bu kopyalar dışındaki ekstra bir kopya için tüm kopyaların fiyatını 2 lira düşürmektedir. Örneğin 22 kopya için kopya başına fiyatı 96 lira olacaktır diyor. Yani mesela 20 tanesini her birini 100 liraya satıyordu ya. 22 tane üretmiş olsaydı diyor, fiyat 4 lira azalacaktı. 96 lira. Veya 24 tane olsaydı 92 liraya satacaktı hepsini gibi düşünebilirsin. Bu kopyaların satışından elde edeceği gelirin en çok olmasını isteyen ressam kaç kopya satmalıdır? Bu arada burada ne kadar gelir elde eder? 20 çarpı 100 kadar. Burada 22 çarpı 96 kadar gelir elde eder. O zaman sevgili gençler ben elde edeceği gelirin çok olması kaç tane kopya satmalıdır demiş ya. O zaman şöyle diyelim biz. 20 tane kopyanın üzerine x tane sevgili gençler kopya eklediği takdirde 20 kopyanın üzerine her x tane kopya eklediği takdirde fiyat sevgili gençler ne oluyor? 100'den 2x kadar eksiliyor. Çünkü bak bir tane iki tane kopya özür diliyorum 2x kopya diyelim biz şuraya. Aynen her 2x kopya eklediğinde fiyat 4x kadar azalıyor. O nereden geldi hocam 4x ya? Bak 2 arttırdım yani x'e 1 verdin. X'e 1 verirsen 22 olur. X'e 1 ver 96 olur. Anlaştık. Her 2x'e 4x kadar fiyat azalıyor. O zaman benim satıştan elde ettiğim para fonksiyonum bu. Para fonksiyonu diyelim. Px. Buymuş. Şimdi para fonksiyonunu biraz düzenleyelim isterseniz. He. 20'yi dağıtalım. İşte 2000. Daha sonrasında eksi 80x yapar. Artı 200x.
Şunu da atıyorum. Sonra da şunları çarparsam eksi 8 x kare yapar. Bakın para fonksiyonumuz bu. Şimdi para türev x'i bulacağız biz. Bunun türevi zaten 0. Eksi 80 artı 200 x ne yapar? 120 x yapar. Türevini alırsan 120 gelir. Şunun da türevi eksi 16 x'tir deriz ve türevini 0'a eşitleyeceğiz. O halde 120 x eşittir 16. 120 eşittir 16 x. 120 eşittir 16 x. 8'e bölerseniz 15 eşittir 2x yapar ve x de buradan, hatta şöyle diyelim, 2x'i bulduk ya biz, soru bitti. Çünkü ne kadar satması gerekiyor, kaç kopya satması gerekiyor diyordu. 2x zaten kaçtı arkadaşlarım, 15 mi? Demek ki 20 artı 15'ten 35 tane satması gerekiyormuş ki gelir maksimum olsun. Mesela onu nereden anlayacağız? 35 kopya var değil mi? Fiyat ne olacak peki? 2x 15 ise 4x 30'dur. 100'den 30'u çıkardın 70. Şimdi 30 çarpı 70, öteki de 20 çarpı 100. Bak bu ne yapıyor? 2000 yapıyor. Bunlar 2000 lira para kazanıyor. Peki diğerinden, yani 70 çarpı 35'ten ne kadar çok para kazanıyor? Ona bakalım. 0, 5 kere 0, 0, 35 yaptı. Daha sonrasında da şöyle 3 kere 70 de sevgili gençler 210 yaptı. Toplayalım 0, 5, 4, 2, bak 2450 lira kazandı bu şekilde. Yani gelir maksimuma çıktı. Bundan daha büyüğünü de bulamazsınız şuradaki ikileri çarpa çarpa giderseniz. Bundan daha büyüğü de gelmez zaten. Daha büyüğünü bulmak için, en büyüğünü bulmak için bu işlemleri yaptık zaten. Anlaştık. Devam ediyorum 7. soruyla. Gerçek sayılarda tanımlığı fx eşittir x kare eksi 4 çarpı mutlak x artı 3 fonksiyonunun acaba kaç tane ekstremum noktası vardır diye soruluyor bize sevgili gençler. Şöyle diyeceğiz. X sıfırdan küçükse ve x sıfırdan büyükse diye yola çıkacağız. X sıfırdan küçükse burası eksi x diye çıkacaktır. Dolayısıyla x kare artı 4x artı 3 gelecektir. X sıfırdan büyükse de burası normal çıkacak. X kare eksi 4x artı 3 olacaktır. Şimdi sevgili gençler, al bakayım bunun türevini, 2x artı 4 eşitle bakayım sıfıra, x kaç gelir? Eksi 2. Peki bu eksi 2 bir ekstremum mu? Ekstremum, fakat sıfırdan küçük mü diye bakman lazım. Sıfırdan küçük olduğu için bunu ekstremum olarak kabul edersin. Bir tane ekstremum buradan geldi, bu 1 cepte. 2'ye geçiyoruz. X sıfırdan büyükse sevgili gençler bu şekilde çıkıyordu. Al bakayım türevini, 2x eksi 4 eşitle sıfıra, 2x eksi 4 sıfırsa 2x 4'tür ve tabii ki x de kaçtır arkadaşlar? 2. Şimdi 2 sıfırdan büyük mü? Evet, büyük. Demek ki bu da bizim için bir ekstremum. Yani 2 tane ekstremum bu şekilde gelmiş oldu. Bir de sevgili gençler, bizim kritik noktamız vardı. Kritik nokta neydi? X sıfırdan küçükse ve sıfırdan büyükse diye incelemiştik biz. Şimdi sıfırdan küçük olduğu durumlarda, bakın şöyle göstereyim ben size. Sıfırdan küçükse tepe noktası eksi 2 olan, şurada olan ve kolları da sevgili gençler, mesela 0 için nereden geçiyor? 3'ten geçiyor değil mi? Şöyle 3 diyelim. Tepe noktası bu şekilde burada olan ve 3'ten geçen bir parabol. 0'dan büyükken de aynen devam eden ve şu şekilde olan bir parabol. Bu da 0 için 3'ten geçiyor ve burada sürekli. Ve sevgili gençler, dikkat ettiyseniz biz eksi 2'yi ve artı 2'yi ekstremum bulmuştuk. Şurayı ve şurayı minimum. E bak bir de burada da ekstremum var güzel kardeşim değil mi? Burada da ekstremum olur. Yani 2 diye işaretleyenlere geçmiş olsun. Cevap ne olacakmış? Ceyhan seçeneği olacakmış sevgili gençler. Devam ediyorum. Kaçıncı soru bu? 8'de. Bununla bu karışmış birbirine. 8. soru arkadaşlar. F her noktada türevli bir fonksiyon. Gx de fx ile f türev x'in çarpımı olan fonksiyonmuş. Şimdi g1 sıfırdan büyük ve g3 sıfıra eşit olduğuna göre fx fonksiyonunun grafiği 3 tane verilmiş. Öncülerinden hangileri olabilir diye sorulmuş. Şimdi f'in grafiği sorulmuş ama. Tamam mı? F'in grafiği. Pekala. Şimdi g1'in sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. Yani f1 ile f türev 1'in sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. g3 ile sıfıra eşitmiş. Yani f3 ile o zaman f3 ile f türev 3 sıfırdan büyükmüş çarpımları. Şimdi birinci grafiğe bakalım. F1 ile f türev 1. 1 burada. Şimdi f1 sıfırdan büyük. F türev 1, yani buradan çekilen teğetin değimi pozitif. Yani pozitif ile pozitifin çarpımı pozitif yapıyor. Doğru. 3'e bakalım. 3'te sevgili gençler bakın şurada. 3 noktası 0'dır. Yani f3 0.
0 kere f türev 3, f türev 3 de negatif çünkü azalan bir teğet var. Sıfırla negatifi çarparsan sıfır yapar. Burada büyük değil, eşittir demiş soruda bize. Ona dikkat etmedik. Demek ki sevgili gençler sıfır kere negatifte sıfır demek ki bu olabiliyor. Bu cepte. Şimdi geçelim ikinci grafiğe. Bir burada. Birin görüntüsü negatif. Türevi de burada azalan olduğu için yine negatiftir. Negatifle negatifi çarparsanız pozitif olur. Dolayısıyla bu sağlıyor. 3'e bakacağız. 3 noktasında fonksiyon pozitif. Ama türevi bakın çekilen teğet sabit olduğu için eğimi sıfırdır. Pozitif kere sıfır da sıfır yapar. Bu da olabilir o halde. Ve sevgili gençler devam ediyorum. Üçüncü öncülle. Bir burada. Birin görüntüsü negatif. Türevi de artan olduğu için pozitif. Negatifle pozitifin çarpımı sıfırdan büyük değil sıfırdan küçük yapar. Üçüncü öncül direkt cortladı. O halde cevabımız neymiş? 1 ve 2. Başka herhangi bir şey vermemiş değil mi? Tamam her noktada türevi demiş. Onda zaten sıkıntı yok. Cevap 1 ve 2 olacaktı sevgili gençler. Evet devam ediyorum. Dokuzuncu sorumla. F her noktada türevlenebilen bir fonksiyon. F'in türevi 3x kare ve f1'i de 2 olarak vermiş. F0 kaçtır diye soruluyor. Ya kardeşim f'in türevini bana verdiyse akarsız kokarsız ben f'i bulurum. Hocam f'i nasıl bulacaksın? C var orada sabit. Ya bir sıkıntı yok bak buluruz. 3x karenin integrali ne? X küp. Artı bir de neyimiz var? C'miz var değil mi? C'yi bulalım diye vermiş zaten f1'i. O zaman yaz x gördüğün yere 1'i. 1'in küpü 1 artı c. Bu da kaçmış? 2 mi? O zaman c de 1'dir. Yani senin bu fx fonksiyonun aslında x küp artı 1'miş. Ya bana ne soruluyor? F0. F0 içinde 0'ın küpü artı 1'ini yerine yazarsan cevap ne gelir? 1. Yani cevap bursaydı ve kolay da bir soruydu sevgili arkadaşım. Soru 10. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı ve her noktada sürekli olan bir fonksiyonu, f fonksiyonu, periyodikmiş. Eksi 1'den 3'e kadar fx'in integrali 6 ve ne demiş? Fx'in periyodu 2. Onu da unutmayalım. Olduğuna göre 5'ten 15'e kadar fx'te x integralinin değeri nedir diye sorulmuş bize. Şimdi sevgili gençler elimizde periyodik bir fonksiyon var ve bu periyodik fonksiyonun eksi 1'den 3'e kadar olan boy uzunluğu 4 birim. Ve periyotta 2 idi. Yani sevgili gençler bu 4 birim uzunluğundaki kısımda fonksiyon kendini 2 kez tekrar etmiştir. Ve bu 2 kez tekrarının sonucunda bu integralde 6 gelmiş. 2 kez de 6 ise demek ki bir periyotta ne var arkadaşlar? 3 çıkacakmış integralin sonucu. Aslında alan 3'müş diyebiliriz. Çünkü integral alanı veriyor değil mi bize? Yani bunu şöyle diyebilirsin bak. Daha net açıklayayım ben sana. Sonra SML hocam çok karıştırdınız biz anlamadık falan. Ben anlamam. Şimdi eksi 1. Şurası 3 olsun. 2'de bir tekrar varsa mesela şöyle 1'e kadar gelsin. Sonra da buradan bu şekilde devam etsin. Şimdi eksi 1'den 3'e kadar fx dx ne demek? Şurada kalan alan demek aslına bakarsan. Sarıyla gösterdiğimiz alan. Şimdi burası 6 ise demek ki burası 3, burası 3. O yüzden bir periyodu 3'tür dedim alanı. Tamam. Şimdi 5'ten 15'e kadar sormuş ya. Şimdi her iki birimde bir 3 birimlik alana tekabül edeceksek biz 5'ten 15'e kadar 10 birim yok mu? 10 birimde de ben bunu 2'ye bölersem periyot 2 olduğu için toplam 5 tane 5 kez tekrar edecektir. 5 kez bu periyodu yapacaktır. Her periyot 3 değil miydi? O zaman 3 kere 5 cevap 15 diyebilirsiniz sevgili gençler. 121. sorumuzun sağ üst tarafındayız. 11. soru. Aşağıda f fonksiyonunun bize grafiği verilmiş. F türev ve f fonksiyonu da türevliymiş. Aynı zamanda yani f türev fonksiyonu da türevli, f fonksiyonu da türevlidir diyor. Yok pardon özür dilerim ben yanlış okumuşum gözlükler yok ya. F türev f fonksiyonunun türevidir arkadaşlar. Yanlış okudum soruyu özür dileriz. Buna göre diyor ki f'in türevi sıfıra sağdan yaklaşır. F'in türevi sıfıra sağdan yaklaşan. Sıfıra sağdan yaklaşan değer de f'in türevinden. Sıfıra soldan yaklaşan değerde f'in türevine kadar olan f(x)'in integralinin sonucu nedir diye sorulmuş. Hay maşallah. Basit aslında okuması zor. Şimdi bu f fonksiyon değil miydi? Peki sıfırın sağında f fonksiyonun türevi nedir? Nedir kardeşim? Buradaki eğimdir. Sen 4'ü 2'ye bölersen eğim 2 mi?
Değil. Niye? Fonksiyon azalan olduğu için eğim eksi 2. Yani sevgili gençler şu eksi 2'ymiş. Bir de şuna bakacağız. Eğim ne? 4 bölü 4. 1. Pozitif mi? Evet. Artan olduğu için pozitif. Yani eksi 2'den 1'e kadar fx dx isteniyor bizden. Evet, bu kardeşimiz f fonksiyon değil miydi bu sevgili gençler? F fonksiyonuydu. Bu ne demek eksi 2'den? Şimdi eksi 2'den diyor 1'e gidene kadar diyor buranın alanını bulacaksın diyor. Başka bir şey demiyor. Bu da artık bence basit yapabiliriz. Eğim kaçtı? 1 miydi? O zaman şurası sevgili gençler şöyle derim 1 olması için buranın eksi 2 demek ki buranın da 2 olması gerekiyor. Yani sevgili gençler burası 2 birimse şurası da şöyle 2'dir. Daha sonrasında burada da eğimimiz biliyorsunuz ki eksi 2 idi. Eğim eksi 2 ise benim şunu yapmam gerekiyor. Şurası 1'di yani unutmayın. Eksi 2'den 1'e kadar zaten bakıyorduk. Burası 1'di. Şimdi şurası da 1 birim. Demek ki burası 2 birim olacakmış. Burası 1 birimse burası 2 birim. Demek ki bu da tam buraya tekabül ediyormuş. Tamam. Şimdi o zaman şurasında 4 birim olduğunu biliyoruz. Bunu da unutmayalım lütfen. Şimdi şuradaki yamuğun alanını nasıl bulurum ben? 4 artı 2 alt taban artı üst taban çarpı yüksekliğimiz. Şurası hocam 2 bölü 2. İkiler gitti. Buranın alanı 6. Şimdi şuradaki yamuğa bakacağız. Yani yeşile dönüşen yer var ya. Oranın alanına bakacağız şimdi. Alt taban 4, üst taban 2 çarpı yükseklik 1 bölü 2. Yükseklik burada 1 olduğu için cevaplar aynı çıkmayacaktır. Ona dikkat et. 6'yı 2'ye böldüm. Buranın alanı da 3. 6 ile 3'ü topla demiş bize. Cevap neymiş? 9'muş sevgili gençler. Ve son soru. Bana diyor ki soruda. F fonksiyonunun negatif reel sayılardan reel sayılara tanımlı ve fx'in kuralını da vermiş sağ olsun. E üzeri 1 bölü x eksi x kare. G fonksiyonu da reel sayılardan, negatif reel sayılardan reel sayılara tanımlı ve gx fonksiyonu da e üzeri 1 bölü x artı x'miş. Değişik değil mi? E üzeri 1 bölü x'ler falan. Hani türevini al dese bittik. İntegralini al dese hepten bittik. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmuş sevgili gençler bize. Şimdi ben bu boyalı bölgenin alanını bulabilmek için ne yapmam gerekiyor? Öncelikle şöyle diyeceğiz. Şunu şöyle çekeceğiz. Tamam mı? Çektikten sonra da şurası nedir diyeceğiz. Çünkü ben bunun integralini soru işaretinden sıfıra kadar soru işaretine sıfıra kadar üstte kalandan altta kalanı çıkaracağım çünkü. Üstte kalan hangisi, altta kalan hangisi onu da bilmiyoruz ama bakacağız. Şimdi bu kesiştiği yeri bulabilmek için tabii ki bunların kurallarını birbirine eşitlemem gerekiyor. Denklemlerini eşitlemem gerekiyor ki kök bulalım. Eşitleyelim o zaman hocam. E üzeri 1 bölü x eşit eksi x kare eşittir. E üzeri 1 bölü x artı x. Bak güzel arkadaşım e üzeri 1 bölü x'ler burada gidiyor. Gittikten sonra bunu da bu tarafa atarsan x kare artı x gelir. Bunu da 0'a eşitlersen x parantezinde x artı 1 eşittir 0 gelir. Buradan bir kökün 0, diğer kökün de eksi 1 gelir. Demek ki burası 0 bak zaten verilmiş. Demek ki bu kısımda neymiş soru işaretlediğimiz yer? Eksi 1'miş. Güzel bu cepte değil mi? Bunu anladık. Peki şimdi ben şunu soracağım. Hocam hangisi üstte? Ya hiç fark etmez. Birinden birini çıkar işte. Sonuç negatif gelirse de onu eksiyle çarp. Alanı olacaktır zaten. O zaman şöyle diyelim mi hocam? Eksi 1'den 0'a kadar şundan şunu çıkaralım. Ya da bundan bunu çıkaralım. Pozitif olsun değil mi katsayıları? E üzeri 1 bölü x'ler yine gidiyor. Hiçbir hükümleri yoktu soruda yazık. X'ten eksi x kareyi çıkarırsan x artı x kare gelir. O zaman x artı x karenin sevgili gençler biz integralini alalım. X'in integrali nedir? X kare bölü 2. X karenin integrali de x küp bölü 3'tür. Ve sen burada eksi 1 ile 0'ı yerine yazacaksın. 0 yerine yazdığın takdirde 0 gelir zaten. Eksi 1 yerine yazarsan da 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 gelir. 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkarırsan 1 bölü 6 yapacaktır burası. Başında da eksi var. Eksi 1 bölü 6. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Demek ki üstte kalan bu değilmiş. Yani üstte kalan şu değilmiş, buymuş arkadaşlar. Bundan bunu çıkaracakmışız ki o yüzden sonuç negatif geldi zaten. Alan negatif olamaz. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Denizli seçeneği olacak. Sen de bu şekilde hangisi yukarıdaymış diye aman ha sınav esnasında falan böyle bir soru çıkarsa düşünme güzel kardeşim. İstediğin birinden ötekini çıkar. Cevap negatif mi geliyor? Ona dikkat edeceksin. Alan negatif olamaz. Neden negatif geldi? Çünkü sen demek ki alttakinden üsttekini çıkarmışsın. Bilmiyorsun ya hangisi altta hangisi üstte. Demek ki sen alttakinden üsttekini çıkarmışsın. Cevap negatif geldiyse
Kimse kusura bakmasın, ben onun pozitifini alırım. Eksi 1 bölü 6 ise 1 bölü 6'yı işaret edeceksin. Güzel kardeşim. Evet. Arkadaşlar videomuzu sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve sonunda bir tane testimiz kaldı. O testi de çözdükten sonra artık kampa noktayı koyacağız. Ve açık denizlere yol açacağız. Yol alacağız arkadaşlar. Açık denizlere karşı yol alacağız. Aman her neyse işte siz anladınız ne demek istediğimi. Güzel olacak arkadaşlar. Geçen seneden ve ondan önceki seneden. Ki ondan önceki sene böyle bu kadar en azından. Şu anda çok profesyonel olduğumuz söylenemez belki ama. Geçen sene yine iyiydi. Profesyoneldi bir şeyler. Ama ondan önceki sene ne böyle görüntü vardı. Yani kimse benim yüzümü görmüyordu. Sadece sesim vardı ve yazım vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Ama kamplarımız güzeldi. 2020 YKS'nin kampı da güzeldi. 2021 YKS'nin kampı da, onların tayfaları da ayrı güzeldi, özeldi. 2022 içinde sevgili gençler, aynı tadı aldığımı söyleyebilirim. Güzel projelerim var sizler için de. Ve sizler, yani nasıl diyeyim, her yeni gelen yıldaki öğrenciler bir önceki yıla göre daha şanslı oluyor. Bu okulda falan da öyle olur, bilirsiniz. Böyle yeni şeylerden, kaliteli şeylerden hep bir sonrakiler faydalanır. Çünkü hem okul kendini geliştirir hem hoca kendini geliştirir. Şu an mesela ben bu şekilde işte makineleri yeniliyoruz, kamerayı yeniliyoruz. Daha böyle PDF'ler daha orijinal, daha kaliteli oluyor, güzel oluyor. Dolayısıyla hep eskilerden daha şanslı oluyor yeni gelenler diyelim ama bu şu anlama gelmiyor. 2023 tayfaya kalmayacaksın. 2023 tayfaya kalmayacaksın. Bunu sakın unutma. Yani 2022'de adam akıllı gireceksin sınavına. Üniversiteni kazanacaksın ve buraları terk edeceksin. Buralarda dolaşma. Ara sıra girersin. Bir like atarsın. Sevmen hocam selamlar yazarsın. Biter ama buralarda dolanmayacaksın. Evet. Fazla konuştum yine. Videoyu noktalayalım. Arkadaşlarım kendinize dikkat ediyorsunuz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.